Evet, bugün ne yapıyorsun bize? Hocam bugün ne yapıyorum? Bugün çiğirdik diye bir tatlı yapıyorum. Antalya yöresine Bir daha ait. söyle. Çiğirdik. Çığırdık. Evet. Allah ilk defa duyuyorum. Ya çiğirdik de deniliyor ama çığırdık aslında. Antalya yöresine Evet, ait. Antalya yöresine ait. Susamla balla yapılıyor. Aslında pekmez de yapıyorlar ama bazı yörelerinde balla da yapılıyor. Bu bizim hani bildiğimiz bayramlarda olur ya, susamlı bir şeker vardır böyle. Evet. Onun işte biz baklava şeklinde yapacağız bunu. Daha farklı Susam yapacağız. çok faydalı biliyorsun. Evet, Bol içinde protein var, kalsiyum var. Fıstık da koyacağız, bal da koyacağız ve yalnızca bu üç malzemeyle yapacağız Harika. tatlımızı. Daha sonra da böyle hafif bir salata yapacağım. Ton balıklı, mozzarellalı şey yapacağız. Pardon ya hocam. Bu hepsini bir anda bakınca karıştı her şey. Patlıcanlı ton balıklı mozzarella bohçaları yapacağız. Patlıcanlı ton balıklı Mozzarella bohçaları. bohçacıkları İyi. adlı yemeği yapacakmış. Evet. İsmi çok kolay. Peki efendim, Twitter'dan sorularınızı bekliyoruz. Mesela Emine Taşkaya demiş ki, hocam zayıflamaya yardımcı olmak için her sabah aç karnına bir çay kaşığı çörek otu yağı yağ yakımını hızlandırdığı doğru mu? Kısmen doğru. Sanılan aksine susam yağı, çörek otu yağı gibi bazı doymamış yağlar tokluğu sağlıyorlar ve kontrollü miktarda tükettiğiniz zaman böyle bir çay kaşığı gibi tam tersi göbek ve bel civarındaki yağlanmayı da azaltabiliyorlar. Ceyda şefimiz de harıl harıl orada yemek Evet. hazırlıyor. Twitter'dan güzel bir soru sormuş Nezaket Hacı Alioğlu. Keten tohumu memedeki kistleri harekete geçirirmiş. Kullanmak sakıncalı mı? Evet, az önce de söyledim. Meme kanseri veya memede kanserleşme riski olan oluşumlar varsa, bir de aynı zamanda eğer hamileyseniz keten tohumunu zaten genelde tüketmeyin, kullanmayın dedim. Erkeklerde de ileri yaşta prostata karşı koruyucu, kan sulandırıcı etkisi var. Kadınlarda östrojeni, fitoöstrojen dediğimiz tamamen bitkisel doğal östrojen var içerisinde. Menopoz döneminde yararlı, kabızlıkta yararlı, aklınızda olsun. Evet, söz sende. Ne yapıyorsun şefimize? Hocam şimdi tatlımızı yapıyorum. Fıstığımızı, yer fıstığımızı, balı, susamı, bir kahve fincanı kadar da suyumuzu koydum. Tavada biraz gösteriyorum. Daha sonra iki yağlı kağıt arasına koyup merdaneyle açacağım. Şimdi senden bir ricam var. Bir dahaki sefere bunu pekmezle yapalım. Çünkü tamam, bal... olur. Neden ama? Şimdi ben söylemedim. Kabahat bende Ceyda. Bal 40 dereceyi geçmemeli. Aman aklınızda olsun. Büyük bir şifa kaynağı olan bal, eğer 40-45 dereceyi geçerse toksine dönüşüyor. Dolayısıyla balı kavurmalı, ısıtmalı, tatlar, hatta kaynar sütün içerisine bal karıştırıp içerler. Bunu yapmayın. Ama ılık çaya koyabilirsiniz. Yani ılık kola ama 40-45 dereceyi geçmesin. O zaman bal şifa olmaktan çıkıyor. Peki bir yemek bir kaşığı bile dönüşüyor. Bunu yapmamak Şimdi, mı lazım? Şimdi tamam, çok az yaptık. Kabahat bende. Ben sana söylemedim. Ama mesela pekmez bir dahaki sefer. Neydi bu Antalya'nın tatlısının adı? Çığırdık. Çığırttık. Çığırttık. Çığırttık peki. Çığırttık. Bu tatlıyı bir dahaki sefer pekmezle yapalım. Oldu. Tamam, olur. Normalde Antalya'da zaten bazı yörelerinde pekmezle yapılıyor. Doğru söylüyorsunuz hocam. Bir de aslında pekmezle yapalım. Hocam ben Nazlı Hanım'a bir şey sormak istiyorum. Siz mutfakta nasıl hani yemek yaparsınız? Çok merak ediyorum. Çünkü çok daha güzel bir formunuz var. Yapar mısınız? Ben şimdi yemek yapmıyorum fakat yemeğe meraklıyım. Mesela böyle sağlıklı beslenmeye meraklı olduğum gibi. Ne burcusunuz? Akrep burcuyum. Akrep. Şöyle meraklıyım. Yemekten ziyade ikram etmeye meraklıyım. Hani dostlar gelsin, misafirler. O bakımdan mesela sürekli yeni yemek nasıl oluyor? Onu tabii izah ederim. Yapan birisi var evde. Yani deniyoruz ve iyi bir şekilde sunmaya çalışıyoruz. Ben kendim yapmam ama tadıcıyım. Ya eliniz mutfağın üstünde midir? Tadarım. Kendim şahsen ne verirlerse önüme yerim. Ha, yani mutfağa girip de bugün bu yemek yapın. Yok, şu kadar yok, misafir öyle geliyor. Değil ben, ha, misafir geldiğinde tabii misafire özel hangi menü yapılacak, ha, nasıl yapılacak. Menüyü siz seçiyorsunuz. Tabii menüyü onu ben seçiyorum. Lezzetini tadıyorum. Olmuş olmamış. Yani onu deniyorum. Ama kendim zaten günlük hayatımda ya dediğimiz gibi balık yerim. Ya işte o bonfileyi alıp ben haşlıyorum sebzelerle. Yani haşlatıyorum. Güzel. Hem suyu da böyle konsoma sebzenin gibi oluyor. Suyuyla, sebzenin suyuyla birlikte. Hem de çok hafif oluyor. Hem de sağlıklı bir beslenme. Onun haricinde de bol salata yerim. Havuç salatası, avokado salatası, enginar salatası. Bakliyat yer misiniz? Bakliyat yiyorum. Mesela İyi, şimdi evet. bakla, iç bakla mesela zeytinyağlı biraz onu pişirip Güzel. Yiyoruz. Kuru bakliyatlar?
Kuru olarak. Mesela mercimek, yeşil mercimek, börülce, nohut, kuru fasulye, barbunya fasulyesi. Şeyi yemiyorum. Yani nohutla kuru fasulye çok sevmekle birlikte. Yani ne zaman yesek o bir şöyle gaz. 300-500 gram yok gram koyuyor. Yani bir kilo aldırıyor. Kilo aldırıyor gibi geliyor kuru bakliyat. Ama mercimek biz yiyoruz. Yani mercimek çok yiyorum. O yeşili mi, sarı mı, kırmızı mı? Mercimek yani yemek olarak yeşil mercimek veya çorbasını da seviyorum. Hı? Sarı mercimeğimiz var mı Ceyda? Vardır hocam. Varsa ben bakayım. Varsa bir Nazlı Hanım'a gösterelim. Tamam. Sarı mercimeği Türk toplumuna tanıtmak için çok uğraşıyorum. Nedeni şu, sarı mercimek hem mesela Hindistan'da, Pakistan'da çok yaygındır. Aynı yeşil mercimek gibi, kırmızı mercimek gibi çok şifalıdır. Fakat şişmanlatıcı etkisi çok düşüktür. Ha, öbürleri şişmanlatıyor çünkü. Şöyle esasında yeşil mercimekte de sarıda da kırmızıda da üçünde de şey var Nazlı Hanım, demir var. Kan yapar. Fakat yeşil mercimekte daha çok kan yapıcı özellik var. Sarı mercimekte ise o da besleyici. B vitamini çok yüksek fakat glisemik indeksi düşük. Yani şişmanlatıcı özelliği düşük. Şeker hastaları bile mesela sarı mercimek yiyebilir. Çok da faydası var. Yok muymuş sarı mercimek? Yok, şimdi şunu bir hemen soğumadan şey yapayım hocam, hemen çıkartacağım. Bu nedir ya? Ne yemeği? Bu Antalya'nın bir tatlısı. Tatlısı. Ha tatlı. İsmini de söyle. Çığırdık. Çığırdık. Neyle yaptınız? Susam, yer fıstığı, bal, çok az da su var. Şimdi buna niye tarçın koymuyorsun? Bunun çok şişmanlatıcı özelliği var. Şimdi şöyle. Tarçın koyarız hocam, o bize az bağlı. Az miktarda yenecek bu. Evet. Koyayım az. Miktar misiniz? Çok önemli. Valla bilmiyorum, şu Antalyalılar bize kızmasın, buna biraz tarçın da iyi gider yani tamam diye düşündüm. Sizi mi kıracağım? Neden? Hemen bakın Osmanlı her şeye tarçın koyarmış tatları. Sahlepe'de, bozaya'da, muhallebiye'de birçok. Neden? Sonradan ortaya çıktı ki tarçın kan şekerini düşürüyor, dengeye sokuyor. Günde yiyeceğiniz bir tatlı kaşığı tarçın büyük ölçüde kan şekerini dengeleyici özelliği var. O nedenle herhangi bir tatlı yerken, deyin ki tatlıya mani olamıyorsunuz. Tatlı krizi, hanımefendilerin malum günleri, öncesindeki tatlı krizi veya kan şekeriniz fırlıyor. İşte öyle durumlarda tarçın kan şekerini dengelemeye çok yardımcı. Çubuğu olur mu diyor, bak oradan hemen işaret ediyor. Evet, çubuk tarçında olur. Diyelim ki tarçını tatlıda istemiyorsunuz, yanına kabuk tarçınla çay yapın, için. Bakın şey var, bodrum lokmaları. Biliyorsunuz üstüne tarçın ekilerek. Bol tarçını. Yalnız yani demek ki o öyle dengeliyor tatlıyı. Şimdi öyle işte mi? İzmir lokması diye biliriz. İzmir biz lokması. Aynen, bayılırım. Evet. Peki. Şimdi tarçının da burada en büyük şeyi, lokma nedir? Hem kızarıyor, hem un, hem yağ, hem şeker. Yani kan şekerini fırlatıyor. Tarçın da ona dengeleyici etki yapıyor. Hala Yunanistan'da baklavayı, bizim baklavamız kesin bence kıyaslanmaz, çok daha güzel. Yunanistan'da baklavayı hala bol tarçınla yapıyorlar. Yani çünkü neden diye soruluyor, ne bileyim biz Osmanlı zamanından böyle öğrenmişiz diye yapıyorlar. Öyle. Şimdi evet, şöyle iyice yaydıktan sonra böyle soğumaya bırakacağım hocam. Ne kadar sürecek soğuması? 25 dakika yeterli. Zaten hani hemen de soğan şu an bile ılındı çünkü. Biraz şekilli keseceğim ve öyle soğumaya bırakacağım. Şunu bir yakından gösterir misin? İşte sarı mercimek bu. Bakın Nazlı Hanım, size bahsettim. Aynı kırmızı mercimek, yeşil mercimek ülkemizde de artık bulunuyor. Ve siz tükettikçe daha da ucuzlayacak. Hanımlar biliyorsunuz değil mi sarı mercimek? Ne de güzel rengi. Bu çabuk pişer. Yeşil mercimek gibi değildir. Şefim söylesin nasıl pişireceğinizi. Yapalım bunu yemeği. Tamam, hatta hocam sarı mercimekli çok güzel bir pizza yapacağım size. Daha neler? Evet. Sarı mercimekli, sarı mercimekli pizza yapacağım size. Allah Allah. Bir de bu boza gibi de çok güzel oluyor. Çok peki ucuz. Peki bu bizim yeşil mercimek gibi hani mercimek yemeğimiz vardır hani hep yeni. Yapabilirsiniz. Aynı, ama bu çabuk pişer. Bunu ıslatmadan da hemen çabucak 15-20 dakikada pişer. Bu biraz daha ince çünkü. İnce. Ve güzel. Kan şekerini yükseltmiyor. Bizim bütün derdimiz Türk toplumu hamur işlerini çok yiyoruz. Tabii tabii. Ondan. Evet. Ne o patlıcanlı? Evet hocam, şimdi patlıcanlı, mozzarellalı, fesleğenli borçamızı yapmak için patlıcanı kolay közleme sistemini göstereceğim. Patlıcanları, bostan patlıcanı ikiye böldüm. Limonu iyice etrafına sürdüm. Niye? Kararmaması için. Daha sonra kare şeklinde şöyle bıçakla kare kare yaptım. Daha sonra zeytinyağı ve biraz karabiberini koydum. 200 derecede 15 dakika sonra közlenmiş bir şekilde çıkacak. Oo, güzel. Hadi buyur o zaman. Tamam o zaman. Bu bostan patlıcanı mı? Evet, bostan patlıcanı. Bu mevsim başladı demek ha? Evet.
Çok güzel. Patlıcan. Altını yapışmasın diye mi yağladın? Evet, yağı sürerken altına kaçmıştır ama yağlı kağıtta koyduğumuz için ekstra bir şey yağ zaten şey yapışmayacak. Evet, yapışmayacak. Tatlıyı ne yaptın sen? Kaçırdın mı tatlıyı? Tatlıyı soğutuyorum. Ha, soğutuyorsun. Sürprizlerim var tatlıyla. Hadi bakalım, pekala. Ben bunu fırına atıyorum şimdi. Sen onu fırına at, birazdan senden yardım isteyeceğiz. Tamam, bugün çırdık yaptık, susamlı, ballı, yer fıstıklı. Daha sonra mozzarellalı poğaçalar yaptık. Ha, mozzarella mı o? Evet, mozzarella. Top mozzarella, suda mozzarella. Kaynar suyun içine mozzarellayı ortadan kesip sıcak suyun içine atıyorum. Sonra sıcak sudan çıkartıp elimle iyice açıyorum. Aa. Açtıktan sonra da közlediğimiz patlıcan, ton balığı, fesleğen, biraz nar ekşisi ekleyip içine dolduruyorum. Ve yine dün yaptığımız gibi. Yani şu karışım. Evet, o karışımı patlıcan, içine koyuyorum. Patlıcan, dönüşünde göstereyim. Patlıcan, ton balığı, fesleğeni, bu mozzarellayı açıp içine koydum. Evet, daha sonra da kapattım. Vay harika. Bir de bu çığırdık tatlısını yaptın. Peki.